Yepyeni bir günden herkese, hatta yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anki tipim çok komik. Saçlarım ıslak, gece duş alamadığım için şimdi duş aldım. Giyindiğim için de kıyafetim ıslansın istemedim. O yüzden hemen bir yelek geçirdim üstüne. En son giderken çıkaracağım tabii ki. İki yüzüme gözüme bir makyaj yaptım. Çünkü akşam o kadar zorlu bir geceydi ki. Yani akşam değil, dünden başladı bu. Gaz var ama gazı çıkıyor, tekrar emiyor, tekrar gazını çıkarmamız gerekiyor ve çok sancılı geçiyor. En son gece 4-4.30 falan da uyuduğumuzda 6'ya yakında uyandık. Şu an aslında 2 saatlik uykuyla duruyorum. Önceki geceden de uyumamıştım. Bakmayın böyle güldüğüm, enerjik olduğuma, pert haldeyim. Dokunsanız ağlayacağım. Şimdi bugün kontrollerimiz var. Ayberk'te bizim, bir de Ayberk'in gelişim testi tekrarlanacak. Onun için Eskişehir'e gideceğiz. Ben de şimdi çocuklar uyurken otokoltuklarını falan yerleştireyim. Bebek arabalarını koyayım. Ondan sonra da yola çıkarız. Eskişehir'de açarım. Şimdi hemen kontrolleri yapalım. Ondan sonra tekrar açalım kamerayı. Ben şimdi hastaneden çıktım. Ayberk'in galiba her şey yolunda. Hatta kilo bile almış. Bayağı almış hatta. Çok 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 mutluyum. Şimdi eve gidiyoruz. Normalde Özgür almaya gelecekti. Yani onlar aşağıda bekliyorlardı. Ondan sonra eve gittiler. Bayağı bizim işlerimiz olunca. Şimdi Ayberk evden gelmiyormuş. Evde oturalım diyoruz. O yüzden ona gidiyorum ben de. Tramvaya bineceğim. Hazır Ayberk uyudu. Uygur taksiyle geldi ama taksi çok uzak. O kadar para veremem. Gerek yok. Tramvaya binerim. Şimdi bineyim, tramvaya gideyim. Ayberk benim de ilk tramvaya binişi olacak. Ay, doktorum dedi ki çok güzel görünüyorsun falan dedi. Böyle hiç doğum yapmış gibi değilsin dedi. Aşırı aşırı sevindim. Şimdi de eve gidelim. Bu güzel haberleri Özgür'e vereyim. Annemleri arar sonra da. Babasıyla indi. Biz de şimdi ay bekleyeceğiz. Asansör küçükmüş. O yüzden bekliyoruz. Ayberk Bey akülü arabaya binmek istedi. Bakalım deneyeceğiz. Eğer severse alacağız biz de. Ayberk, öpücük verir misin bir kere? Şöyle Merhaba. Şimdi şöyle telefonu koyayım. Birazcık biz sizinle sohbet edelim istiyorum. Çünkü birazcık durumlar bizde karışık. Nasıl karışık? Şunları da açıklayayım. Yani ben hayatımı burada olduğu gibi aktardım. Hiçbir zaman mükemmeliyetçi görünmedim. Neyse oydu. Şimdi de o şekilde. Bu sürece de sizi dahil edeceğim. Olabildiğince, ay varsa zarar vermeden.
Şimdi şöyle, biz köye geldik geleli Ayvars traktör bağımlısı oldu. Dışarıda traktör, evde traktör, yatıyoruz, kalkıyoruz, traktör, 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 traktör. Ve şunu fark ettim, Ayvars sürekli traktörleriyle oynuyor, her şey traktör istiyor, telefonumuzdan traktör istiyor. Her böyle olunca biz de birazcık buna çözüm bulmak istedik. Çözüm bulmak istedik. Şöyle, biz öncesinde bir gelişim testi yaptırmak için ergoterapiste gitmiştik. Oraya tekrar gittik. Zaten bir kontrol için gitmemiz gerekiyordu. Bugün gittik. Tam tahmin ettiğim gibi, yani otizm vesaire değil ama dil gelişimi bir tık geriden geldiğini fark ettik. Çünkü ben de bunu fark ediyordum. Yaşıtlarında cümleler kuranlar oluyordu. Şey yapıyordu. Ayvars dede geldi, dede gitti, baba geldi, baba gitti. O tarz iki kelimelik cümlelerdi. Bunu geliştirmek için her ne kadar kitapta yapsam, şeyde yapsam, ekrana maruz kaldığı için, burada suç tamamen bize oluyor ama kaldığı için çocuğun dil gelişimi geriden geliyor. Evet, ekranı açmayabilirdik, evet şey yapabilirdik ama böyle oldu. Şu an bunu düzeltebilmek için herhangi bir geç olmadığı için tekrardan şimdi sizinle beraber bu dil gelişimini destekleyecek şeyler, yani etkileşim halinde olabileceğimiz şeyler yapacağız. Evet, şu an minik bir bebeğim daha var. Biraz zorlu bir süreç olacak, sancılı bir süreç olacak ama 6 ay kadar ekranı Ayvars'tan uzak tutmaya çalışacağız. Zor olabilir evet ama mesela dışarıda vesaire, hani anca çok çok nadir açarsak açarız dedik Özgür'le. Öyle bir anlaşma yaptık. Evde hiçbir şekilde telefonlardan, televizyondan çizgi film açmayacağız. Hem yeme düzeni de düzelir diye düşünüyorum. Gerçekten çok kendime kızıyorum bu konuda ama tek benim yaptığım bir şey olmadı. Tüm ailece bunu yaptık Ayvars'a. Hepimizin suçu. Onu şimdi tekrardan toparlayacağız. Geç olmadığı için, erken müdahale edildiği için de bir problem yani olmayacak. Öyle söyledi terapistimiz. Zaten orada da bayağı etkileşim şey yapmış. Ben de artık böyle aktiviteler bulacağım. Her gün geceden araştırıp sabah o aktiviteleri kuracağım. Beraber oynayacağız Ayvars'la. Bol bol odasına vakit geçireceğiz. Büyük ihtimal diğer odanın da kapısını hani kilitli tutarız ya da kumandayı saklarız, bir şeyler yaparız. Televizyonun hayatımızdan çıkışı olacak. Bugün bizim miladımız olacak. Şimdi o hani Özgür'le annemlere gitti. Ben de o sırada traktörlerini sakladım. Traktörlerle sürekli oynadığı için, onlarla etkileşim halinde olduğu için de kendini dış dünyaya kapatmış. Öyle söyledi terapistimiz. O yüzden şimdi onları saklıyorum. Diğer oyuncaklarımı düzenliyorum. Ona oyun kurabilecek şekilde ayarlayacağım. Hem motive oldum hem birazcık böyle gerçekleri gördük, şey yaptık. Bugün bizim için milat oldu. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. Göreceğiz. Bir de bir şey daha unuttum. Onun için tekrar açtım. Bir de biz Aybars'a çok fazla uyaran vermişiz. Yani bu ne demek? Yapma oğlum. Oğlum yapma. Vurma oğlum. Bırak oğlum. Böyle emir cümleleri, yani mağlı meyli cümleler çocuğa zarar verebiliyormuş. Biz fazla şekilde söylemişiz. O yüzden bunu da azaltmamız gerektiğini söyledi. Hatta olabildiğince yapmamamız gerektiğini söyledi. Bu kötü etkilemiş. Mesela orada bir şey almış. O yüzden tekrar bakmış böyle Cemre Hanım'a. O yüzden dedi ki bunları bırakın. Biz de tabii ki de bırakacağız. İnşallah başaracağız. Bunu iki bir şey. Yaş, bir de şöyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Köyde yaşam bir tık daha zor bu konuda. Çünkü çok fazla kişiyle etkileşim halinde oluyorsunuz. Bilinçlisi var, bilinçsizi var. Çok fazla insan var. Yani böyle hani ben mesela öncesini araştırdığım için ailedekilere söylemiştim. Yani hem kayınvalidemlere hem kendi annemlere. İşte hani kardeşini severiz, seni sevmeyiz, bak yapma falan şeklinde söylemeyin ki kardeş kıskançta olmasın, birbirlerini rakip görmesinler diye. Olabildiğince şu anda buna dikkat ediyor herkes. Ama mesela biri geldiğinde ayı onu sevmeyiz dediğinde ben böyle kalıyorum yani. Demeyin işte ya, demeyin. Hazır iyiler demeyin. Yani sadece bu minik bir örnek. Daha çok şeyler de oluyor. O yüzden yani bir tık daha yalnız çocuk büyütmek bana göre bu açıdan bir tık daha kolay. Çünkü fazla etkileşim içinde olduğunuzda işler biraz daha fazla zorlaşıyor. Evet annem. Aşkım benim, tatlı kuşum benim. Gazlı bir bebiş. Onun dışında başka herhangi bir şey dedi mi diye düşünüyorum. Traktörleri kaldırdık. Duysal etkinlikler yapacağız bol bol. İşte gelişimine odaklı ekranı kaldırıyoruz.
Onun dışında da mesela emziği bırakma konusunu konuştuk. Onda hani gün içinde çok fazla vermeyin ama uykuya geçişte kullanmasında bir problem yok şu anlık dedi. Onu da yavaş yavaş azaltırız. En azından şimdi birazcık enerjisini şeyini atsın bakalım. Ondan sonra yapacağız bir şeyler. Allah'ım ne olur güzel şeyler bizimle olsun. Çünkü gerçekten Aybars için çok araştırıyorum. Aynı şekilde Ayberk için de öyle. Hani umarım karşılığını alırız. Umarım bu süreci kapatırız yani yaptığımız yanlışı. Dediğim gibi kimse mükemmel değil ve kimse her şeyi dört dörtlük yapamıyor. Her ne kadar her şey için uğraşmış olsam da evet ekrana maruz bıraktım çocuğumu ve çok pişmanım. Allah'ım düzelteceğim söz veriyorum. Hep beraber yapacağız. Yani kamerayı sabitlerim. Gün boyu çektiklerimi sizinle paylaşırım buradan da. Hep beraber ekrana bay bay dediğimiz süreci sizinle göreceğiz. Bu minik ayakları bakın. Gaz masajı yapıyorum. Bu çok iyi geliyor Ayberk'e. Ayberk ikiz gibi olduğu isimleri karışıyor ya. Annemlere derdim önceden. Ablamlarla bizim isimlerimizi karıştırınca karıştırıyorsunuz falan diye ama karışıyormuş. Allah affetsin karışıyormuş yani. Neyse ben oluşumla ilgileneyim. Diğer bıdığımız gelmeden azıcık bunu uyutabilirsem ne ala. Uyumaz ama. İstemiyorum. Bugün arabada uyudu çünkü birazcık gece yine zorlu geçecek gibi duruyor. Bakalım hayırlısı. Hello. Şimdi Albers'i yatırdım. Kamerayı açmadım. En son odasında Albers yokken konuşurken kapatmıştım. Sonrasında oyuncakları falan iyice ayırdım. Odasını topladım, süpürdüm falan. Yarına hazırladım yani etkinlik yapmaya, oyun oynamaya. Kendi odamızda topladım, yatak odasını ortalığı toparladım. Yarın hani temizlik işim olmasın en azından kalkınca diye. Sabah ona güzelce bir kahvaltı hazırladım. Eve geldik gelesi hiçbir şekilde telefon, televizyon hiçbir şey izlemedi. Bayağı güzel geçti. Özgür tarlaya falan götürdü, dışarı çıktı, şey yaptı. İki kere gitti Özgür'le. Bayağı iyi gidiyoruz. Bakalım ilk gün için ne kadar böyle büyük bir şey. Traktörün birini birkaçını saklamıştım. Şimdi bu akşam birini daha saklayacağım ki en azından traktörlerle etkileşim de azalmış olsun. Şimdi Ayberk Bey'le ilgileneceğim. Aybars yattı. Uyumadan önce kitap falan okuduk. Bayağı bildiğiniz tüm kitapla okutacaklardı bana. O sahneleri de koyayım şimdi. Bayağı eğlenceli, güzel geçti yani. Bakalım böyle böyle halledeceğiz. Yarın devam ederse güzel olacak. Kahve okuyor mu? Tamam. Hadi gel. Ben köpeğim demiş. Ben çok seveceğim bir hayvanım. İnsanlarla aram çok iyidir. Dur ben bunu çıkarayım. Hav hav. Hav hav varmış. Bak sarılmış köpeğini. Köpekler nasıl yapıyordu? Bir şey anlatmak istediğimde havlarım. İnsanlar da beni küçük küçük diye. Tamam kitabımızı bitirelim öyle tamam mı? Ben okuyayım hepsini. Hani eşeği at. Kedi. Miyav. Koyun nerede? Koyun. Meğe nerede? Meğe nerede koyun diyor. Bakalım başka ne diyormuş köpek. Al anneciğim. Tamam eşek. Bununla mı uyuyacaksın? Kitabınla mı uyumak istiyorsun? Ama kitapla uyunmaz ki. Bir daha mı okuyalım? Mutlu olduğumda kuyruğumu hızlı hızlı sallarım demiş böyle. Sallarım. Sonra insanlara yardım etmek beni çok mutlu eder demiş. Yalnız kaldığımda uyuyarak diğer arkadaşlarımı çağırmış. Bu ne? Şimdi Ayberk'i yatırdım, o uyudu. Ben de orada bir şeyler yedim. Yemeğim yarım kaldı Ayberk uyanınca. Makyajımı sileceğim. Hemen iki yüzüme bir jel sürerim. Sonra da uyuyacağım. Hadi hemen birlikte yapalım cilt bakımında. Da iki tane cilt bakım için şey aldım. Bir C vitamini serumu aldım. Bir de güneş kremini BB krem aldım. Şu an notun kullanıyorum ama sonrasında da onu kullanayım dedim kışın. Şu an not biraz daha cildime uygun renk tonu olarak. Bugün de onu sürmüştüm. Parıl parıl cildim hala. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şimdi cildimi beraber temizliyorum. Minik kuşum da şurada uyuyor.
Hadi cildimi temizleyip hemen uyuyalım. Aşırı uykum var. Bir daha kirpiklerim dökülüyor. O yüzden şey yapacağım. Temizleyip yatacağım. Şunu yapmadan Erlak'in çamaşırlarını açı çok kötü oldu. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi Erlak'in kileri atayım hemen. Teyzem tulum almış Erlak'in. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Dinozorlu. Çok tatlı. Cildimi temizledim, makineye çamaşır dağıttım, sabah sererim hemen diye. Vakit kaybetmeyeyim, sabah kahvaltıydı, oydu buydu unuturum diye. Şimdi cildime nemlendirici süreceğim. Nemlendirici olarak şu La Roche'un kremini sürüyorum. Şöyle netleden. Bunu Aybaş için vermişti cildiye doktor, ama sonrasında da ben kullanmaya başladım. Baktım çünkü cilt için çok yararlı bir kremmiş. Aybaş için de kullanım süremiz doldu, yani kısa bir süre kullanacaktık. Krem boşa mı gitsin? Ben kullanırım. O yüzden şimdi bunu da cildime sürüp uyuyacağım. Şu cildimin parlaklığına bakar mısınız? Herhangi bir nemlendirici yok şu an. Cildim gerçekten ışıl ışıl. Cilt bakımı yapmayı o kadar seviyorum ki. Keşke hep yapabilsem. Yeni bir günden günaydın. Akşam uyuduk. O kadar güzel uyuduk ki yani. Gerçekten şu an çok iyi durumdayım. Sabah karşı sık sık uyandılar. Aybars da uyandı. Alberk de uyandı zaten. O hani Alberk'in normal, Alberk'in hani geri uyudum ama için. Ama rahatladım. Hemen yattığım gibi uyumuşum zaten. Şimdi Alberk uyandı. Bakınıyor. Altını falan aldım. Vitaminlerini vereceğim şimdi. Ondan sonra da Alberk'e krep yapacağım. Uyanınca yesin diye vitaminini verip mutfağa geçelim. Vitamin olarak şunu kullanıyorum. Çünkü sağlık ocağı bunu verdi. Doktorumuz da bunu kullan dedi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şu an bunu kullanıyoruz. Krepler pişiyor. Ben de o sırada bulaşık makinesini yerleştireyim. O yüzden bu kısmı çekim alamıyorum. Çünkü bir geliyorum bir gidiyorum. Ben merhaba. Şimdi bugün fazla kamerayı açamadım. Yarın açarım büyük ihtimalle böyle oyun oynarken falan. Şimdi böyle kısa kısa hemen size çektim oynadığımız oyunları gösterebilmek adına. Çünkü onun dışında Arbars o kadar çok oda oda geziyor ki telefonu almadım hiç elime. Yani hemen orada oyunlara dalmışken size çektim yaptıklarımızı gösterebilmek adına. Sürekli evde traktör arıyor. Traktör telefon izlemek için telefonları arıyor. Hatta bir ara annem telefonla konuşuyordu. Kurbanından aldı telefonu, kaçtı hemen YouTube'a girdi. Zor zor aldık elinden hemen telefonu, yani kandırıp aldık. 30 saniye kadar gördü.
hemen aldık zaten, müdahale ettik. Onun dışında hiçbir şekilde ekranı izlemedi, hiçbir şekilde görmedi. Yani istemedi, televizyonun olduğu odada oynadık ama traktör traktör diyor. Anneciğim yokmuş falan dedik. Hatta elektrikler gidip geldi o ara, onu da gördü. Elektrikler yok falan dedik ki gerçekten de gitti. Onun dışında misafirliğe gittik, kahve falan içtik. Öyle hani çay kahve içelim diye gittik. Sonrasında neler yaptık? Zaten geldik, hemen uyudu. Şimdi ben de Ayberk'i yatırdım. Önce bir yıkadım. Şimdi o uyuyor beşinde. Onu da bir aylık çekim yaptım. Onun dışında da herhangi bir şey yapmadık. Oynadığımız oyunları zaten size de gösterdim. Şimdi uyandığında da arabanın gazı bitmiş. Galiba ilçeye gidip gaz alacağım. Eğer gitmezsek de Ayberk'e ya dışarı çıkarım ama esiyor hava. Ayberk'i çıkaramam yeni yıkadığım için. Evde krem şanti falan bir şeyler yaparım ya da puding yapayım. Arabaları falan sokup yıkarız. Öyle bir şeyler ayarlarız. Öyle bir oyun türetirim. Artık oyun türetecek şeyler arıyorum. Hani size de fikir olması adına böyle kısa kısa çekerim. Hatta böyle Instagram'da da öne çıkanlara ekleyeceğim demiştim zaten. Şimdi oraya da bunları paylaşmaya gidiyorum. O şekilde şimdi ortalığı toparlayayım. Eğer Aybars hala uyuyor olursa da annemle bir kahve içeriz. Bakalım gün nasıl devam edecek bilmiyorum ama ekransız hayatta olabiliyormuş. Bugün onu fark ettim. Mesela Ayberk'i indirdim, uyuttum, yanımdaydı. Normalde odada geldi, istedi gerçekten. Hele Ayberk'i uyutmak eşittir traktör de onun için. Geldi hemen, ben Ayberk'i uyutacağım dedim. Koşa koşa geldi. Anne traktör, traktör dedi ama anneciğim yokmuş falan dedim. Ondan sonra gün kapandı. Yapıştır. Düştü. Hadi bir daha dene. Bantlarını yapıştırdım. Topları biraz yapıştırdık başta ama sonra sıkıldı. Dün şu aktivite masasını çıkardım tekrardan. Onunla biraz eğleniyor. Sonra da şu kes yapıştırlardan yapacağız. Onu çaktırmadan çekmeye çalışıyorum. Bugün böyle idare edeceğiz artık. Kutuları falan yaptık. Onları yaptık sabahta. Bulduğumuz her oyuncakla oynuyoruz artık. Baba parmak, baba parmak. O dede parmakmış. Baba parmak nerede? Baba. Evet. Hadi yapıştır bakalım. Aferin. Bu kim? Abba. Abba, evet. Anne parmak nerede? Anne. Nene o, değil mi? Nene de buraya. Aferin. Ulan yok. Nerede? Bu siyah, evet. O bu top nerede? Bak orada Aybars, yerde. Yerde bak, bul bakalım bak. Önünde bak, orada halıda, yerde. Yere bak, siyah beyaz topu göreceğim. Aferin, koş çabuk takalım, çabuk takalım. Bravo. Siyah, evet. Anne parmağı da takar mısın yerine? O kalmış. Anne parmak, anne parmak neredesin? Bak ne getirdim. İtfaiyeci var, polis var, çiftçi var. Bak, hadi gel bunları takalım. Bekle. O kim biliyor musun? Kaptan. Geminin kaptanı o. Sence oraya mı kaptan? Bence oraya değil. O müzisyen. Evet. Olmadı anneciğim onlar. Evet. Hadi tak yerine ama kaybolur anneciğim. Evet. Polis arabası onun. Koy polis arabasına da gezdir hadi polisi. İçine oturamaz ki. Kapılar açılmıyor polis arabasının. Akıllı oğlum benim. İçine mi oturacak? Buraya koyalım mı? Buraya yapıştıralım mı polisi? Buraya yapışsın mı?
Ben yapıştırayım mı polisi buraya? Tamam, ben alıp geleyim, polisi oraya yapıştıralım hadi. Okuyalım. Koyamadın mı? Getir hangisini okuyalım? Bir tane seç gel okuyalım hadi. Büyük kitabını getir ama yere atmamalıyız anneciğim. Ay başım, sen güzel güzel alırdın. Bir tane al da gel. Bak ayağın acıdı. Ay Bersim, dağıtmak yerine bir tane getirebilir misin bana? Tamam, geri beraber dizeceğiz o zaman onları. Duydun mu? Hadi birlikte kitaplarını toplayalım Aybars. Tamam, nenen burada değil. Vereceğim nenene, kitaplarını toplayalım önce. Önce kitaplarını toplayalım. Hadi bunları yerine koyalım. Bak böyle. Bir. Sen de koy kitaplarını yerine de anneciğim. Hadi bir tanem koy yerine. Tamam, hadi hepsini koyalım. Sen de koy. Bir tane daha koy. Bunu da koyar mısın yerine? Tamam, beraber koyalım. Sonra vereceğim nenene. Hadi koyalım kitaplarımızı. Al bakalım. Aferin. Hadi bir tane daha koy. Al bunları da koy. Bunları da koy bakalım yerine. Hadi dağıttığın gibi toplamamız gerekiyor. Madem dağıttın az önce. Hadi bunu da koy. Koy bakalım. Hı. Bunu da koy bakalım. Oraya mı koyacağım? Tamam. Hadi gel. Uyuyacak mısın? Yeniden merhabalar. Şimdi dün birazcık bir kısımda kamerayı açmadım. Kısa kısa size çektim. Sonrasında da akşam Aybars'ı yatırdım. O ara tam, yani Ayberk tam ağlamaya başladı. Aybars'ın uyku saati yaklaşmış. Dedim hemen yatırayım. İyice ağlarsa bu sefer yatıramayacağım. Onunla ilgileniyorum diye, yatmak istemeyecek diye. Hemen Aybars'ı yatırdım. Ayberk'in yanına gitmeden. Onu gördüğünde istemiyor. Yani onunla uyumak istiyor uyandığını gördüğünde. O yüzden hemen Ayberk'i yatırdım. Ayberk'le ilgilendim falan. Gece en son size gösterdiğim 2.30 falan da uyuduğumuzda. Sonrasında sabahta kamerayı açtım ama herhangi bir konuşma şeklinde açamadım. Biraz ben de uyumuşum, dinleneyim diye uyudum. Hani ortalığı toparladım. Ayberk'le birlikte kahvaltı yaptık. O ara bir kahvaltı yapmak istemedi. O dışarı çıktı. Ben o ara kendim kahvaltı yaptım. Ayberk'i falan uyuttum. Sonrasında oyunlar oynadık. Bir kısmını sizinle çekebildim. Bir ara alamadım çünkü oyunu beraber kurduğumuz için gidip telefon alıp kuramadım. O gelmeden tripodu buraya yerleştirmiştim. O şekilde çektim. Sonrasında da öğlen uykusu geldi en son. Öğlen uykusuna yatırdım. Sonra Ayberk de orada uyumuştu. Ben yemek yedim yine. Şimdi Ayberk uyandı hemen ben yemek yerken. Onu şu an uyuttum. Saat 4:10 geçiyor. Ayberk hemen hemen uyanır. 4:30 gibi uyanıyor. O ara bir kahve içeceğiz. Şimdi annemle kahve yapalım, bir kendimize gelelim. Şöyle iki gündür, yani hemen hemen iki gün oldu. Hiçbir şekilde telefon, televizyon yok. Bir dün
Yemekte babam maç izliyordu telefondan. Televizyondaki göstermiyormuş kanal. O da maç izlemeyi çok seviyor. Babamla birlikte hep küçüklükten beri maç izliyor. Yani bebekliğinden beri gol falan diyor. Hani onu da bir şey görmediğim için bir problem etmedim. Hani çizgi film falan olmadığı için. Mama sandalyesinden kalktı, babamın yanına oturdu. Biz maç izliyor sanıyoruz. Birazcık yanaşmaya başladı. Ben anladım şeyi. Aklınca telefonu alıp kaçacak. Ondan sonra hemen telefonu aldı, önüne çekti, izliyormuş gibi yapmaya devam etti. Ondan sonra dedik deden de izliyor, bak masaya koy falan. Ondan sonra traktör başladı. Ondan sonra dedik yokmuş traktör falan. Orada bir 10 dakikacık TRT Çocuk açtık. Zaten 25-30 dakikalık TRT Çocuk izleme hakkımız var ama biz ilk gün açmadık. Bir dün sadece 10 dakika açtık. Onda sonra zaten yemeği bitmişti. Kalktı, biz de hemen kapattık. Bir daha herhangi bir ekran açmadık. Bugün de o şekilde ekransız ilk uykuya kadar bitirdik, devam ettik. Hatta ben telefonda konuşuyordum. Traktör falan, yani evet babam konuşuyordu. Traktör diye telefonu istedi. Dedik yokmuş, traktörler artık silinmiş. Babaannenin telefonu istiyor traktör diye, yok diyoruz. Benim telefonu istiyor, görmeden hemen kaldırıyorum telefonu falan. O yüzden telefonumu olabildiğince ona göstermiyorum. Zaten YouTube'u falan simgelerini sakladık. Klasörlerin içinden bulabiliyor. O kadar YouTube şeyi olmuştu. Ama şu an 2 günlük süreç için çok güzel. Özellikle mesela Özgür geldiğinde eve hırçınlaşırdı. Bugün gayet güzel sarıldılar. Bugün Ayberk, yani Ayberk'e karşı herhangi bir hırçınlığı olmadı zaten ama bugün ekstradan kardeşini mesela annemle babam sevdiğinde kıskanıyordu. Biz sevdiğimizde bir problem yoktu, kucağımıza aldığımızda onların kucağına almasını istemiyordu. Sonra bugün siz de gelin sevin diyor, tutuyor cici diyor, cici yapmalarını istiyor. Sonra bugün Ayberk'i öptüm. Gerçekten çok güzel gelişmeler oluyor. 2 gündür ekransız hayat bizim için de güzel oluyor. Ayberk'le beraber bol bol oyunlar oynuyoruz ve bol bol suyla oynuyor. Zaten sıcak olduğu için çok dert etmiyorum ama hani şu anki şeyimiz, traktörler gitti, su geldi. Yani habire suya gidiyor. Ama düne göre yine bir tık daha az oynadı suyla. Böyle yavaş yavaş yeni etkinlikler katarak hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi Ayberk de uyuyor. Ayberk de uyuyor. Ben bir kahve içeyim. Öyle size anlatayım. Hazır ikisi de uyuyorken diye kamerayı açtım. Öyle yani. Yedi. Hadi koy. Hadi. Hadi bunu koyar mısın? Sarı. Tamam, bunu koy. Düştü. Bundan koy hadi. Sarı bu. Bardağı da durmuyor ya. Allah Allah, durmuyor bu bardak ya. Ne yapacağız ya? Hadi bırak. Hadi. Doldur bunu şimdi. Bir. İki koydun. Bir de bunu koy. Üç. Bir de bunu koy. Üç. Ya o da durmuyor. Onu da ne yapacağız? Ben sana bir kavanoz alıp geleyim. Düşüyor oğlum, düşüyor. Ne yapacağız? Neymiş? Astronot oraya değil, astronot gökyüzüne gidiyordu. Hani nerede gökyüzüne giden astronotun yeri? Evet, doğru bildin. Doğruydu, orasıydı anneciğim az önceki yerde. Uçak nerede? O gemiymiş. Gemi nerede? Gemi. Evet, doğru. Uçağa da tak bakalım. Uçak nerede? Uçak. Gökyüzünde uçuyor. Aferin sana. Bravo. Şimdi Ayberk'e birazcık mama yaptım. Doyduğunu anlamadı. Gaz çok sıkıştıracak çünkü şimdi. O yüzden ona mama yaptım. Aybars da babaannesiyle balkonda kitap okuyorlar şimdi. Aybars'ı yıkayacağım ama Ayberk'in uyuması lazım. Ya da anneme veririm, o ara uyumazsa eğer şimdi. Aybars'ı yıkayıp yatıracağım. 2 gün gayet güzel bir şekilde geçtik. Ayvars daha mutlu açıkçası. Onu fark ettim. Evet, o zaman da çok mutluydu ama böyle sürekli odaklanıyordu. Gerçekten rahatsızdım. Hani evet, rahatsızlık duyuyordum, farkındaydım çocuğumun ama çare bulamıyormuşum gibi geliyordu. Yani yapamazmışız gibi geliyordu. Ama bir uzmandan böyle bir şeyleri duyunca tüm aile olarak açıkçası daha net karar verdik. Hani tamam, bu artık ekran izletmeyelim biraz diyorduk ama dayanamayınca açıyorduk. Ama şimdi her şeyin farkında olduğumuz için ve bu test edilip kanıtlanmış bir şekilde olduğu için daha net bir şekilde hepimiz şu an seferber olduk. Ekranı açmayıp Aybars'ı oyalamaya, açıkçası öyle söyleyeyim. Gayet güzel gidiyor. Cırtları kitabıyla oynadık bugün çokçası. Ekstra bir etkinlik bulmadım. Bir ara toplarıyla falan fırlattık, oynadık sabah ama onun dışında bugün hep cırtlı kitabıyla ve öncesinde bu cırtlı kitabın sadece cırtlarını koparıp kaçıyordu. Bugün çoğu sayfayı yaptık, yani söylüyoruz, yapıyor falan. Sonra
Sonra bir de meslekleri çıkardım. Bu 2 gün meslekler olur. 2-3 gün sonrasında da diğerlerini çıkarım. Meyveler, sebzeler, şekiller, hayvanlar falan dolusuyla var onlardan. Bir dönem çok yapmıştık. Ezbere yaptığı için ben kaldırmıştım. Şu an isimleriyle beraber yapıyoruz. Bir tık daha faydası olacaktır. Sonra başka oyunlarda çıkarırım. Bu vlogu burada kapatıyorum. Yarın ya da öbür gün tekrardan bir vlog açarım. O da bir sonraki video olur. Bu ara her hafta bir video atmaya dikkat ediyorum. Özen gösteriyorum. Belki haftada iki video da geldiği günler olur. Stok durumuma göre olur. Yani yapılacaklara göre. Bazen çekemeyeceğim olursa hani video boş kalmasın diye onu bir sonraki hafta paylaşırım. Instagram'dan da aktif olmaya çalışıyorum ama dediğim gibi Aybars'a telefon, bilgisayar göstermediğimiz için hani televizyon ben de çok fazla almadım. Zaten gizli gizli çektim hep az önce oynarken de o fark etmeden bir fark etti ama istemedi çok şükür. Hani olabildiğince sancısız geçirmeye çalışıyoruz bu dönemi. Sizlere de örnek olabilmek adına yani ergoterapiste ya da psikoloğa, pedagoga gitmek herhangi bir şekilde nasıl söyleyeyim ayıp bir şey değil. Çocuğunuzda bir şey fark ettiyseniz bunu lütfen araştırın. Geç olmadan önlem alabilirsiniz. Herhangi bir şey, ben bunu paylaşmaktan hiçbir şekilde çekinmiyorum. İsterseniz hani tepki edin. Açtın çocuğa telefonu, televizyonu işte sen yaptın şimdi de düzeltmeye çalışıyorsun falan diyecekler kesin vardır kendini bilmezler. Ama her annenin yaşadığını, her ailenin yaşadığı şeyleri ya da durumları bilemezsiniz. Mesela yargılamadan önce o kişiyle empati kurabilirseniz kurun. Kuramazsanız da bence hiç kapayın çenenizi yani. Açıkça da söylüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben bu süreci size de dahil edeceğim. Hem Instagram hem YouTube olarak. Umarım sizde de eğer böyle bir durum varsa sizlere de örnek olabilmiş olurum inşallah. Birkaç kişi yazmıştı. Çok sevinmiştim örnek olabildiğim adına. Umarım burada da kurtarabileceğimiz bebekler vardır, çocuklar vardır. Geleceğimiz nesillerimiz onlar sonuçta. Ne kadar iyi bireyler yetiştirsek o kadar iyi. Ben çok konuştum. Çenem çok düştü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.